Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde pekiştirme 2 testinin sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk sorumla başlıyorum hemen. Doğa insanlara farklı mekanlarda farklı imkanlar sağlayarak yaşam olanakları sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yer alan gelişmelerden biri değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Norveç'te balıkçılığın gelişmesi, evet, doğanın insanlara sunmuş olduğu bir fırsat. Japonya'da maden sanayisinin gelişmesi, Brezilya'da ormancılığın gelişmesi, Venezuela'da petrol kuyularının fazla olması, İspanya'da deniz turizminin gelişmesi demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada Japonya'da maden endüstrisinin ya da maden sanayisinin gelişmesi doğal kaynaklara değil, beşeri kaynaklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Çünkü Japonya'da arkadaşlar, Japonya anakarasında maden dediğimiz yeraltı kaynaklar çok çok az. Yeraltı kaynakların az olması madenciliğin aslında gelişmesini engelleyen bir faktör. Ama beşeri çalışmalarla beraber burada maden sanayisinin geliştiğini söylüyoruz. Bu yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar. Ama Brezilya'da ormancılığın gelişmiş olması orada Amazon ormanlarının varlığıyla ilgilidir. Yani doğal koşullar böyle bir imkan sunmuştur. Venezuela'da petrol kuyularının fazla, yani petrol rezervinin fazla olması petrol kuyularının fazla olmasına sebep olmuştur. İspanya'da iklimin uygun olması, jeolojik ve jeomorfolojik yapının uygun olması o bölgede deniz turizminin gelişmesine sebep olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 3. sorumuza bakalım. İnsanların doğayla etkileşimi 1000 yıldır devam etmekte. Ancak son yüzyıllarda teknolojik gelişmelerle bu etkileşim doğanın aleyhine gelişme göstermektedir. Buna göre gelişmelerinden hangilerinin insan müdahalesi sonucu meydana geldiği söylenemez demiş arkadaşlar. Atmosferde karbon miktarının artması söylenebilir arkadaşlar. Göl, yeraltı suları ve akarsularda ağır metallerin bulunması söylenebilir. İnsanların kirletici faaliyetleri sonucunda bunlar ortaya çıkıyor. 3. Volkanik ve deprem faaliyetlerinin artması, volkanik faaliyetler ve deprem faaliyetlerinin artmasına insan herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Cevabımız da mutlaka 3 olacak. 4'e bakalım. Sel ve taşkın olaylarının artması diyor arkadaşlar. Evet, sel ve taşkın olaylarının artması iklim anomallerindeki sapmalarla meydana gelmektedir arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olan Bursa seçeneği B şıkkı olarak karşımıza çıkar diyorum. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yeryüzünde tüm alanlarda doğal çevrenin insan faaliyetlerinin etkisi hissedilir. Ancak teknolojik gelişmenin fazla olmadığı ve gelişmemiş alanlarda doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi daha belirgindir diyoruz arkadaşlar. Evet, buna göre haritadaki işaretli yerlerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, bakalım şimdi. Bir de geleneksel tarımın yaygın olması. Evet arkadaşlar, örnek gösterilebilir. Gelişmemiş bir bölge. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar, yerleşim için yüksek kesimlerin tercih edilmesi demiş. Evet, kesinlikle arkadaşlar. Sıcak bölge olduğu için doğanın etkisinden bahsedebiliriz. Üçte daha çok göçebe yaşam benimsenmiştir. Evet arkadaşlar, kurak bölge olduğu için göçebe yaşam tarzı benimsenmiştir. Dörde baktığımız zaman kıyı önlerinde yapay setlerin bulunması. Yani yapay setlerin yapılması. Arkadaşlar, burada insanın etkisini görüyoruz biz. O zaman burası, bu bizim cevabımız olabilir. Bir de E'ye bakalım. Beşte balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması. Arkadaşlar, açık denizcilik yapıldığı için burada balıkçılık faaliyetleri yaygındır. Aynı zamanda buradaki plankton sayısının fazla olması da balıkçılık faaliyetlerinin olumlu yönde etkiler. 4 ile işaretli olan alanda Hollanda gelişmiş teknolojileri kullanarak kıyıda kurulan setlerle deniz ilerlemesini önlemeye çalışmaktadır arkadaşlar. Bu teknolojinin gelişmesiyle beraber insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Ve sorumuzun doğru cevabı buna bağlı olarak D seçeneği olur diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen yan taraftaki arkadaşlar, sağ taraftaki dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konuları yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım hemen değerlendirelim. Bulunduğumuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor? Direkt nüfus coğrafyası arkadaşlar. Şu şekilde eşleştirebilir miyiz acaba? Evet. Şöyle yapalım.
Nüfus coğrafyası. Evet, hemen diğerine bakalım. Çevrenizde hangi ürünler yetişiyor demiş arkadaşlar. Direkt tarım coğrafyası diyoruz. Çektik, koyduk. Evet, 3'e bakalım. Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan gideriyorsunuz diyor arkadaşlar. Enerji coğrafyası. Şöyle yapalım. Evet, sona bakıyoruz. Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılmakta diyor arkadaşlar. O zaman biz buraya konut yapımı, meskek yapımı dediği için yerleşim coğrafyası diyebiliriz. Baktığımız zaman B açıkta kaldı arkadaşlar. Bakın, ulaşım coğrafyası ile ilgili herhangi bir soru ya da bilgi yok. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. 2016 YGS sorusu. Bir önce soru çözdüğümüzde 2017 idi. Hemen bakalım 5. sorumuza. Özellikle teknolojik gelişmenin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez demiş arkadaşlar. Bakalım hemen. Afrika'nın bazı bölgelerinde göçebe toplayıcılığın hala yapılması gösterilebilir. Sahra Afrika'sında insanların ulaşım için deve kullanması gösterilebilir. Doğanın etkisini hala görüyoruz bunlarda. Moğolistan'da platolarda göçebe hayvancının yaygın olması. Evet arkadaşlar, bu da örnek olarak gösterilebilir. Sibirya'da insanların hayvanları kürk ve derisi için avlanması. Evet, bu da gösterilebilir. Soğuk bölge oldukları için, soğuktan kurtulmak için arkadaşlar, soğuktan kendilerini korumak için bunu yaparlar. E'ye bakalım. Antarktika'da bazı istasyonlarda insanların yaşaması. Arkadaşlar, Antarktika'da yüksek teknolojileri kullanarak bilimsel çalışma yapmak amacıyla istasyonlar kurulmuştur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olarak karşımıza çıkar diyorum. Hemen sağ taraftaki 7. soruya bakalım arkadaşlar. Tarihsel süreç içerisinde birçok filozof ve bilim insanı yazdıkları eserlerle coğrafya biliminin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Aşağıda bu konuda katkıda bulunan bilim insanı ve eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Evet bakalım. Strabon, Seyahatname. Burada bir yanlışlık var. Çünkü Seyahatname Strabon'a değil, Evliya Çelebi'ye aitti arkadaşlar. Hemen burada sorumuzun doğru cevabı da ilk seçenekte çıktı diyebiliriz. Hemen diğer sorularımıza geçelim arkadaşlar. 6. soru 2014 YGS sorusu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve 6. sorumuzu çözerek devam ediyoruz. Evet, insanlar binlerce yıldır doğayla uyum içerisinde yaşamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak zamanla insan doğa etkileşiminde insan daha baskın duruma gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez? Hemen bakalım arkadaşlar. Sulak alanların kurutularak tarım alanı yapılması ve üretimin artış sağlanması. Evet, burada insanın daha baskın olduğunu görebiliriz. Su kaynaklarına yakın alanlarda alanların yerleşme yeri seçilmesi. Arkadaşlar, burada su kaynaklarına yakın yerlerde yerleşmelerin kurulması insanın değil doğanın, yani da şöyle diyebiliriz, doğal unsurların ya da doğanın baskın olduğunu gösterir. Bu yüzden sorumuzun cevabı da Bursa seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Barajlar yapılarak demiş. Evet, barajların yapılması insanların arkadaşlar etkisi olarak kabul edebilir. Kutuplara yakın yerlerde yeraltı kaynaklarının çıkarılması kesinlikle insan etkisi. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi de insan etkisi olarak karşımıza çıkar diyorum arkadaşlar. Ve 8. sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Doğal çevre koşulları birçok ekonomik sektörde olduğu gibi turizm faaliyetlerinde de etkilidir. Harita üzerinde turizm faaliyetlerinden hangisi üzerinde doğal çevre şartlarının doğrudan etkili olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. 1 kongre, 2 termal, 3 peri bacaları, 4 rafting, 5 kayak. Arkadaşlar, şimdi bir numaralı yere baktığımız zaman kongre demiş. Kongre turizmi beşeri unsurlara bağlı olarak geliştirilmiştir. Dolayısıyla burada doğal çevre şartları düşünülemez. Zaten beşeri ortamda gerçekleştiriliyor. Buna bağlı olarak bu sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Evet, bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.